Tam 48 yıl önce Türkiye'de sol hareketinin en önemli isimleri arasında yer alan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildi. Gezmiş, İnan ve Aslan'ın infazı Türkiye'nin idam tarihinde de önemli bir yer tutuyor. 27 Mayıs 1960'ta askerin darbeyle yönetime el koymasından bir yıl sonra eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan idam edildi. Bu idamların ardından sağ kanattan intikam çağrıları gelmeye başladı. Türkiye'de sağ ile sol gruplar arasındaki çatışmaların yoğunlaşmaya başladığı 1970 yılında Deniz Gezmiş, Sinan Cemgil ve Hüseyin İnan'la birlikte Ankara'da Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Ocak 1971'de Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adına Ankara'da bir banka soygunu gerçekleştirildi. Bunun ardından da hali hazırda hakkında yakalanma kararı olan Gezmiş ve Yusuf Aslan vur emriyle aranmaya başlandı ve ödül konuldu. Gezmiş ve Aslan 12 Mart 1971'deki muhtıradan 4 gün sonra Sivas'ın Germerek ilçesinde yakalanırken bundan bir hafta sonra da İnan Kayseri'de yakalandı. Gezmiş, Aslan ve İnan Ankara Birnoğlu Sıkı Yönetim Askeri Mahkemesi tarafından yargılandı. Yapılan yargılama sonucunda eski haliyle Türkiye Cumhuriyeti Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamını veya bir kısmını ortadan kaldırma suçuna idam cezasını öngören Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesi uyarınca suçlu bulundular ve idam cezasına çarptırıldılar. Daha sonra idam kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. Dönemin sağcı milletvekillerinden Mustafa Kubilay İmer oturumda yaptığı konuşmada bu üç komünist soysuzun idamları hakkındaki karara gelinceye kadar daha önce çıkan ve sayısı hayli kabarık idam infazlarına ses çıkarmayan CHP ve onun genel başkanı kamuoyu tarafından çok iyi bilinen sebeplerden adeta af havarisi kesilmiştir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 3-3 bağırışları arasında Gezmiş, Aslan ve İnan'ın idamına onay verildi. İlerleyen yıllardaysa o dönem idama onay veren siyasetçiler duydukları pişmanlıkları dile getirdi. Adalet Parti kökenli siyasetçilerden Nahit Menteşe, "Asker mutlaka idamlarını istiyordu. Deniz Gezmiş ve arkadaşları konusunda yanlış yaptık." dedi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de yıllar sonra "O günün şartları öyle icap ettiriyordu." diye konuştu. O dönem 25 yaşında olan Gezmiş ve Aslan ile 23 yaşındaki İnan 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı idam edildi. Gezmiş, Aslan ve İnan idam edildikleri gün her yıl farklı etkinliklerle anılıyor.